Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 21. hafta videolarına başlıyoruz. Evet analitik geometrinin konu anlatımına başlıyoruz ve bu hafta ne yapacağız nokta analitiğinden bahsedeceğiz sizlere. Evet bu videomuzda ne yapacağız bu videomuzda dik koordinat sisteminden bahsedeceğiz sizlere sayfa numarası 224 225 ve 226'yı işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Noktanın analitiğinde öncelikli olarak dik koordinat sisteminden bahsedelim bakalım. Evet dik koordinat sistemi başlangıç noktaları aynı birbirine dik olan iki sayı doğrusunu oluşturduğu sisteme ne diyoruz? Dik koordinat sistemi adını veriyoruz. Evet başlangıç noktaları aynı olan birbirine dik olan iki sayı doğrusu. İşte bu sayı doğrusu bu da sayı doğrusu arkadaşlar ve birbirine dik olacak. Biraz sonra bunun üzerinde bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu tanımlara bakalım isterseniz. Evet koordinat sisteminin üzerinde bulunduğu düzleme ne diyoruz arkadaşlar? Analitik düzlem adını veriyoruz. Evet bu düzleme analitik düzlem adını veriyoruz. Ya da dik koordinat düzleme adını veriyoruz. Evet analitik düzlemdeki düşey doğruya ordinat ya da ne diyoruz arkadaşlar? Y ekseni diyoruz. Evet şu düşey doğru y ekseni ya da ordinatlar ekseni adını alıyor. Yatay doğruya da şuradaki yatay doğruya da biz ne diyoruz? Apsis ya da x ekseni adını veriyoruz arkadaşlar. Şurası x ekseni ya da apsisler ekseni diye de adlandırılıyor. Bu iki eksenin dik kestiği noktaya işte tam olarak şuradaki noktaya biz başlangıç noktası ya da aynı zamanda bunun bir diğer, diğer adı da orijin oluyor arkadaşlar. Buna orijin adını da verebiliyoruz. Ki genelde orijin lafını daha çok kullanıyoruz. Düzlem üzerinde alınan bir noktanın eksenlerden uzakları belirlenerek o bölgedeki işaretleriyle birlikte belirtilmesine de o noktanın koordinatları adını veriyoruz. Evet şuraya bakalım. Arkadaşlar bu neymiş x ekseni ya da apsisler ekseniymiş burası. Bu neymiş y ekseni ya da ordinatlar ekseniymiş arkadaşım burası. Bu iki eksenin kestiği. Buraya biz ne diyormuşuz? Analitik düzlem adını veriyoruz ya da dik koordinat düzlemi adını veriyoruz. Bunlar nasıl kesiyor? Dik kesiyor. İki sayı doğrusu. Sayı doğrusunu kestiği yere o diyelim Ve iki sayı doğrusunun başlangıç noktası 0. 0, 1, 2 diye gidiyor. İşte burası ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1, eksi 2 diye gidiyor. Bu y ekseninde de artı 1, artı 2 diye üst taraf gidiyor. Eksi 1, eksi 2 diye de nasıl alt taraf gidiyor arkadaşlar? Haberiniz olsun. Evet analitik düzlemdeki buradaki nokta noktalar artık ikişerli şekilde alacak. Biz bir nokta derken 5 noktası 6 noktası diye söylüyoruz ya bir tane eksende artık ikilde yani r kare üzerinde çalışıyoruz. R kare üzerinde çalışırken de noktalarımız ikişerli olacak. Yalnız a virgül b şeklindeki nokta ikişerli şeklinde ya x sayımız x eksendeki sayısal değer yani x eksendeki şöyle dik çizdiğimizde ikinci sayımız da y eksendeki sayısal değeri veriyor bize. Yani şuraya şöyle geldik. Mesela şuraya geldin. Şuradaki noktanın apsisi 2 Ordinatı nedir? 1. Mesela burası 2'ye 1 noktasıdır. Ya da şurası şöyle bakacak olursanız x eksenindeki sayısal değer eksi 2 y eksenindeki sayısal değerde burada 2'yi veriyor. Burada bu noktanın apsisi 2 ordinatı da 1'dir. Buradaki apsisi eksi 2 buradaki ordinatı da eksi 2'dir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam analitik düzlem ya da dik koordinat düzlemi bu şekilde kestikleri noktada işte tam buradaki noktada neymiş arkadaşlar? Şuradaki noktada orijin adında ismiyle adlandırılıyormuş. Evet tanıdık mı? Tanıdık. Yani öğrendik mi arkadaşlar? Öğrendik. Ama bizim için önemli olan genelde şu. X ekseni, Y ekseni, absis, ordinat. X eksendeki sayısal değer. Bu da Y eksendeki sayısal değeri veriyor bize. Noktalarımız ikişerli olacak. Çünkü niye? R karede çalışacağız. Rea sayılarda değil. R kare ekseninde çalışacağız. Yani iki boyutta çalışacağız. Yani iki boyut derken kağıt düzlemi ya da önünüze baktığınız duvar düzlemi bir boyuttur bir düzlem bir düzlem üzerinde çalışacağız r karede çalışacağız arkadaşlar evet dik koordinat sistemi bu arkadaşlar evet bir de şuna bakalım şimdi şurada a virgül b'de a'nın apsis, b'nin de ordinat olduğunu söyledik a virgül b'nin eksenleri olan uzakları diye bir şey sorulduğunda da bakın a'nın x eksenine olan uzaklığı ne yapıyor arkadaşlar şuradaki uzatlığa bakacak olursanız burası a'dır burası nedir b'dir hocam bu uzunluk b ise burası b'dir yani a noktasının x eksenine olan uzaklığı B'si oluyor. Ama sayılar negatif de olabilir. Analitik düzlemde uzaklık işin içine girince ne yapacaksınız? Mutlak değerini alacaksınız. Bunu unutmayın. Yani mutlak değer B'dir. Y eksenine olan uzaklığı da ne oluyor arkadaşlar? Apsisinin mutlak değeri. Yani mutlak değer A. Kendiliğinden çıkıyor. Çünkü burada bir dikdörtgen çıktı. Şekli çizerek de kendinizde oluşturabilirsiniz. ÖSYm e şekil çizmeye özellikle de, analitik düzlemde şekil çizmeyi gerçekten ama gerçekten çok seviyor. O yüzden böyle analitik düzlem çizmeyi de bilelim. Biz genelde böyle sorularda basit bir şekilde şekli anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Analitik düzlemi çizmiyoruz ama analitik düzlem çizerek de yapılan çok kaliteli sorularda var. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. E, bunu da böyle analitik düzlem çizerek de yapabilirsiniz. İşte bu noktanın şuraya olan uzaklığı hocam şu uzunluk B oluyor ama mutlak değerce. Bu uzunlukta Y ekseni olan uzaklığı A oluyor. Yani A virgül B'nin X ekseni olan uzaklığı deyince X'e uzaklığı deyince Y'sinin mutlak değeri. Y'ye uzaklık deyince de X'in mutlak değerini alacağız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet. Anladık herhalde. Hadi bakalım şöyle örnek 1'e bakalım ne diyor. Analitik düzlemde bu noktaları gösterin diyor arkadaşlar. Hemen analitik düzlemi çizelim ve gösterelim. Tabii şuradaki noktalar kaça kadar göstereceğiz? 4'e kadar. 1, 2, 3, 4. Şurası, şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Sonra burası 1, 2, 3 ve 4. Burası da eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Şimdi A noktası nerede? Eksi 2'ye 3 gösteriyorum. Eksi 2'ye 3. Burası A noktası arkadaşım. Sonra B noktası 1'e eksi 4. Apsimiz 1. Y'si de eksi 4 olacak. 1'e eksi 4'ü hemen şöyle gösteriyoruz. Şurası. Burası da B noktası. Sonra C noktası eksi 3'e eksi 1. Hemen eksi 3'e eksi 1'i gösterelim arkadaşım. Eksi 3 ilk, ilk x eksenini göstereceğiz. Sonra y eksenini göstereceğiz. Burası c noktası yaptı. D noktası da kaç? 4'e 1. 4'e 1'de şöyle göstereceğiz. Apsisimiz 4 olacak. Ordinatımız da 1 olacak arkadaşım. İşte tam buradaki nokta yapıyor. Burası da d noktası oldu. Analitik düzlemde bu şekilde gösterdik. Geldik örnek 2'ye. Koordinat düzleminde yerleri gösterilen abcd noktalarının koordinatlarını bulunuz. Hadi bulalım. A noktası arkadaşlar şurası kaç birim? Bak 2 birim solda. Burası nedir? Eksi 1'e eksi 2 midir burası? Evet. Sonra burası da eksi 1'e eksi 2. X eksenindeki sayısal değer. Eksi 2'ye eksenindeki sayısal değer de eksi 2'yi gösteriyor. Eksi 2'ye eksi 2 noktası yaptı burası. Sonra B'ye bakalım. Hocam 1, bir, 2 birim sağda. 2'ye kaç birim aşağıda? 1, 2, 3 birim aşağıda. Şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3 olacak burası. 2'ye eksi 3 noktası yaptı. C'ye bakalım. Şuraya geliyor. Buradaki nokta 1, 2, 3. Bu da buraya geliyor. 1, 2, 3, 4. Burası da 4. X eksenindeki sayısal değer 3'ü gösterdi. Y eksenindeki sayısal değer 4'ü gösterdi. D noktasına bakalım. D noktası hapsiste eksi 1'i gösterdi. Ordinatta nereye gösterdi? Burası da 3'e geliyor. 3'ü gösterdi. Yani eksi 1'e 3 noktası olarak oldu. A, B, C, D'nin de koordinatlarını da bu şekilde bulmuş olduk. Geldik 3. soruya. Dik koordinat düzleminde. Eksi 5'e 12 noktasının x ve y eksenine olan uzaklıkları. Arkadaşlar x eksenine uzaklığı nedir? Şekil çizerek de gösterebilirsiniz. x eksenine olan uzaklığı 12'nin mutlak değeri şeklinde. Y'sinin mutlak değeridir. Yani 12'dir. Y eksenine olan uzaklığı da nedir arkadaşlar? Apsisinin yani eksi 5'in mutlak değeri olacaktır. 5'tir. Ne yaparsın? Bunu bu şekilde şekil çizerek de eksi 5 burada 12 burada. Bak dikkat et. Şöyle geldin, şu şekilde hocam. Bakın buradaki noktanın x eksenine olan uzaklığı, şurası buraya 12 ise burası da 12 olacak. Bu y eksenine olan uzaklığı, burası eksi 5'e uzaklık olarak sıfıra olan uzaklığı nedir? 5 birimdir. Evet, birisi 12, birisi de 5 birim. Şekil çizerek de sonuca ulaşabiliyoruz. Örnek üçü bu şekilde bulduk. Uzakları toplamı isteniyor yalnız bizden. 12 ile 5'in toplamı isteniyor. Cevap kaç yapacaktır? 17 yapacaktır dostum. Evet örnek 3'ü bulduk. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemde bu nokta ve x işi a noktası x ve y eksenlerle eşit uzaktadır. Hmm. O zaman x ve y eksenlerine eşit uzaktaysa ne diyeceğiz arkadaşlar? Hem x eksenine hem de y eksenine olan uzaklara eşitse hem burası hem burası hem de burası eşit olacak. Yani burası a burası a. Yani nokta a virgül a şeklindedir. Ya da hocam burada da böyle eşitlik var. Şurası da a birimse eksi a Burası eksi a'ya a da olabilir. Tam tersi eksi a'ya eksi a da olabilir. Yani burası aynı zamanda artı a'ya eksi a da olabilir arkadaşım. Yani tamam bunlar birbirine eşitken bu uzunlukların birbirine eşit olmasını düşüneceğiz. Anadolu düzlemde bu nokta x ve y eksenine eşit uzaktaymış. Bunun x eksenine olan uzaklığı ne olacak? Mutlak değerci olacak. Şekil mantığını da gösterdim. Mutlak değer 2m-3. Yani, Bunun y, y eksi, x eksenine olan uzaklığı ne olacak? Mutlak değer eksi 7'ye eşit olacak. Buna göre M'nin alacağı değerler çarpımı nedir diye soruluyor. Evet bunlar uzaklık analitik düzlemde uzaklık için girince mutlak değeri alacağız bunu da unutma. Yani burada 2M-3 mutlak değerce kaça eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Buradan ne geliyor? Ya 2M-3 eşittir 7'dir ya da 2M-3 eşittir eksi 7'dir. E hocam buradan 2M eşittir 10 geldi. M'yi buradan 5 bulduk. 2M eşittir eksi 4 geldi. M'yi de böylelikle eksi 2 bulduk. Bizden bu değerler çarpımı isteniyor. Evet m'nin alacağı değerler çarpımı isteniyor. 5 ile eksi 2'nin çarpımı da kaç yapıyor arkadaşım? Eksi 10 yapıyor. Evet cevap böylelikle örnek 4'te eksi 10 yaptı. Geldik örnek 5'e. Şekildeki birim karelerden oluşturulmuş zeminde çizgiler koordinat eksenine paraleldir. Evet çizgiler koordinat eksenine paralel olarak verilmiş. A noktası eksi 3'e 2 verilmiş. Arkadaşlar eksi 3'e 2 demek ne demek? Şu apsisi eksi 3 olacak. Yani Şöyle düşünecek olursak arkadaşım. Bakın şöyle. Şöyle düşünecek olursak. Apsisi eksi 3 ya. Apsinin eksi 3 olması demek. Orijinden 3 birim solda demek. Ordinatı da eksi 2 de olması demek. Orijinden 2 birim aşağıda demek. Yani her ikisini de düşüneceğiz. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Orijinden 3 birim solda. 2 birim aşağıda. Tam tersi. Buradaki noktadan orijine giderken 3 birim sağa 2 birim yukarı gidersem orijini bulur muyum? Evet. 1, 2, 3 birim sağa. 1, bir, 2 birim de sola gidersem orijini bulurum. Madem orijini buldum. Bizim koordinat eksenleri şu şekildedir. Şimdi bizden ne isteniyor? B noktası isteniyor. B noktasına bakacak olursak da arkadaşlar. 1, 2, 3 birim burada. Burası da 3 birim yapıyor. B noktası da kaça kaç olmuş oldu? 3'e 3 üç olmuş oldu. B noktasının koordinatları çarpımı isteniyor bizler. Cevap ne olacaktır? 9 olacaktır. Evet örnek 5'i 9 bulduk. Geldik örnek 6'ya diyeceğim ama örnek 6 yok. Geldik dik koordinat sisteminde bölgeler. Arkadaşlar analitik düzlemde bölgeler. Burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge, burası da dördüncü bölge olarak adlandırılır. Şimdi birinci bölgeye bakacak olursak şu absis bu ordinat ya şuradaki nokta mesela şuradaki nokta absis de artı ordinat da artı. Yani burası artıya artıdır. Ne demek bu? Apsis yani x'i sıfırdan büyüktür. Y'si de sıfırdan büyüktür. Mesela şuradaki noktaya bakalım. Apsis eksidir. Ordinat nedir? Artıdır. Eksiye artıdır. Yani x küçük sıfır, y büyük sıfırdır. Şuraya geldiğimizde apsis burası negatife denk geldi sol tarafta. Burası da aşağıya denk geldi. Bu da negatiftir. Yani eksiye eksidir. Yani x küçük sıfır, y küçük sıfırdır. Hani x virgül y şeklinde alacak olursak buradaki noktayı. Şuradaki nokta x virgül y iken ya da buradaki nokta. Şimdi şuraya gelecek olursak buradaki noktaya da bakacak olursanız. Burada da arkadaşlar apsis burası. Apsisimiz artı oldu. Ordinatta aşağıda olduğundan eksi oldu. Artıya eksi oldu. Yani x büyük 0, y küçük 0 şeklinde oldu. Yani birinci bölge artıya artı. ikinci bölge eksiye artı. Üçüncü bölge eksiye eksi. Dördüncü bölgede artıya eksi oldu arkadaşlar. Siz bunu ee, biraz böyle ezberlemek zorunda değilsiniz. Kendiniz de böyle mesela bu bölgede absiste eksi ordinatta de eksi deyip bu şekilde yorumla kendiniz böyle işaretlerini ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki hocam şuradaki nokta nerededir diye soracak olursak size. Hocam buradaki nokta birinci bölgede mi dördüncü bölgede mi? Değil. Her ikisinde de değil. Buradaki noktalar arkadaşlar eksenler üzerindeki noktadır. Bu nokta x ekseni üzerindeki bir noktadır. Bu nokta y ekseni üzerindeki bir noktadır. Bu da x ekseni üzerinde, bu da y ekseni üzerindeki bir noktadır. Peki x ekseni üzerindeki nokta nasıl gösterilir? Arkadaşım şurası atıyorum 5 ise Bakın buradaki noktamız 5 ise O zaman burası apsiste x ekseninde değdiği yer 5 yapıyor. Y ekseninde değdiği yerde bak y ekseninde nereye gösteriyor? O orjini 0. Yani 5'e 0 noktasıdır burası x ekseninin üzerindeki bir noktanın ordinatı ne oldu arkadaşım? 0 oldu. y ekseninde mesela burası 5 ise o zaman burası nedir? 5 ise hocam ilk önce x eksenine bakıyorsun. x eksenindeki sayısal değer hop orijini gösteriyor 0. Sıfır. Yani sıfıra 5 noktasıdır burası. Şurası eksi 5 ise mesela e hocam x ekseni üzerindeki bir nokta eksi 5'e sıfırdır. x eksenindeki sayısal değer eksi 5 y'deki 0. Mesela burası 5 ise ne olacaktır arkadaşım? Buradaki eksi 5 ise ne olacaktır? x'i gösterdik Sıfır y yes de eksi 5'i gösteriyor. Yani x eksen üzerindeki noktanın ordinatı sıfırken y eksen üzerindeki noktanın da apsisi sıfır oluyor arkadaşlar. Bu eksenler üzerindeki noktalar herhangi bir bölgede kabul edilmiyor. Buna da dikkat edin. Örnek 6'ya geldik. Aşağıdaki noktaların hangi bir bölgede olduklarını karşılığına yazınız. Evet 3'e 2 arkadaşım 3'e 2 burada 3'e 2. Ne? Kaçıncı bölgede arkadaşım? Birinci bölge. Sonra buradakine bakalım. Eksi 4'e eksi 5 x 4 burada. Hani eksi 4 burada. Eksi 5 burada. Yani buradaki nokta kaçıncı bölge oluyor arkadaşım? Üçüncü bölge. Sonra 5'e 2. 5'e 5 burası. Eksi 2 burası. 5'e eksi 2 burayı gösteriyor. 1, 2, 3, 4. bölge oluyor arkadaşım burası. Şu 6'ya 1. Eksi 6. X'e 6. Y'si de 1 burası. Yani şuradaki nokta. Bu da kaçıncı bölgede oluyor arkadaşlar? İkinci bölgede olmuş oluyor. Evet bölgelerde 1, 3, 4 ve 2 şeklinde olmuş oldu. 6. soruda geldik 7'ye. A noktası düzlemin 4. bölgesinde. Hemen 4. bölgesinin yorumunu yapalım. 4. bölgesinde apsimiz pozitif ordinatımız nedir? negatif. Bu pozitif bu negatif. Yani A artı 2 büyük 0 ve A eksi 5 küçük 0'ı bulduk arkadaşlar. Buradan A büyüktür eksi 2 geldi. Buradan da A küçüktür 5 mi geldi? Evet. Her ikisini de düşünecek olursak A eksi 2'den büyük 5'ten küçük yani eksi 2 ile 5 arasında oldu. A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor bize. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 4'ün pardon 5'i almayacağız. Toplamı isteniliyor bizden. Şunlar zaten 0 yapıyor. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. Cevabımız böylelikle 9 oldu arkadaşlar. Örnek 7'de. Geldik örnek 8'e. Bu nokta analitik düzlemin 3. bölgesindeymiş. 3. bölgeye bakıyoruz. Hocam burada de negatif ordinatta negatif eksiye eksi olacak. Yani bu da eksi bu da eksi olacak. Bakın şimdi a çarpı b kare eşittir eksi a kare çarpı b de eşittir eksi olacak. Dikkat! Bu b karenin işareti her zaman art değil mi? Evet her zaman artı. O zaman a'nın işareti kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Artıyla neyi çarparsak eksi yapar? eksiyi a'yı eksi bulduk. Evet. a'nın işareti kesinlikle eksi. a'nın işareti eksi ama burada a kare var. a karenin işareti her zaman arttır. Artıyla neyi çarparsam eksi yapar? Tabii ki eksiği. B'nin de işaretini ne bulduk? Eksi bulduk. Bizden ne isteniyor? A çarpı B virgül A artı B isteniyor arkadaşlar. Bu işaretleri eksi eksiye. Eksi çarpı eksi ne yaptı? Artıya. Sonra bu eksiyle artırı eksi iki negatif sayının toplamı da ne yapıyor arkadaşlar? Eksi yapıyor. O zaman artıya eksi arayacağız. Artıya eksi. Apsisi artı ordinatı eksi. Hangi bölgeye düşüyor? Dördüncü bölgeye düşüyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle dördüncü bölge oldu. Geldik örnek 9'a. A ve B noktaları analitik düzlemin aynı bölgesinde olduğuna göre kanun alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu aynı bölgesinde ise absislerin ve ordinatların işaretlerine bakalım. Şuradaki absisimiz nedir arkadaşlar? apsisin işareti eksi. Şuradaki apsisin işaretinde ne olması lazım? Eksi olması lazım. Yani 3K-9'un küçüktür sıfır olması lazım. Sonra ordinata bakalım. Bunun ordinatın işaretini biliyor muyum? Bilmiyorum. Bunun ile aynı işarette olması lazım. Burası artı ya. O zaman burası da ne olmak zorunda? Artı olmak zorunda. Yani 2K artı 4'ün de ne olması lazım arkadaşlar? 2K artı 4'ün de büyük 0 olması lazım. Evet 2K, 2K artı de büyük sıfır olacak. E hadi düzenleyelim buradan. 3K küçüktür 9'sa K küçüktür 3 geldi. Buradan da ne geliyor arkadaşım? 2K artı büyüktür eksi 4 geldi. K büyüktür eksi 2 mi geldi arkadaşlar? Evet. E o zaman ne oldu? Şu ikisine bakacak olursak K 3'ten küçük eksi 2'den büyük. Eksi 2 ile 3 arasında oldu. Dolayısıyla burada hangi değerleri aldı? Eksi 1, 0, 1 ve 2 değerlerini aldı. Kaç tane değer oldu arkadaşlar? 4 tane değer oldu. Yani örnek 9'u böylelikle ne bulduk? 4 bulduk. Evet geldik dikkate. Ne diyor? Biraz önce anlattım zaten bunu. Eksen üzerindeki noktalar herhangi bir bölgeye ait değildir, söyledik bunu açıklamasında yaptım. Şimdi x ekseni üzerindeki bir noktanın y'si nedir demiştik arkadaşlar açıklamasında yapmıştık zaten. X ekseni üzerindeki bir nokta x virgül sıfır gibi bir noktadır, y'si sıfırdır. Y ekseni üzerindeki bir nokta da arkadaşlar sıfıra y gibi bir noktadır, apsisi sıfırdır diye zaten konuyu anlatırken söyledik. Nerede söyledik? Şurada söylemiştik arkadaşlar tam olarak şurada bölgeleri anlatırken ek, eksenler üzerindeki noktalar eksen üzerinde diye geçiyor herhangi bir bölgede değil. X eksen üzerindeki noktanın ab, y, y, ordinatı 0, Y eksen üzerindeki noktanın da a, absisi sorry, konuşamadım. apsisi 0'dır arkadaşlar. Evet. Örnek ona bakalım. Ne diyor? Bu nokta x eksen üzerindeymiş. x ekseni üzerindeyse y'sinin sıfır olması lazım. Yani m eksi 3 eşittir 0 olacak. m'yi buradan kaç buluruz arkadaşım? 3 buluruz. Bu noktada y eksen üzerinde yani şurası sıfır olacak arkadaşlar. Apsi sıfır olacak y eksen üzerinde ise. M kare eksi 2 n artı 5 eşit sıfır olacak. M kaç? 3. M yerine ben 3 üç yazarsam 3'ün karesi 9 eksi 2 n artı 5 eşit sıfırdan 14 eşittir 2 n yapar. Eksi 2 n'i öbür tarafa attım. N'yi de böylelikle kaç buldum? 7 buldum. Evet bizden ne isteniyor? M artı N isteniyor arkadaşlar. M artı N, M dediğimiz 3, N dediğimiz 7. 3 artı 7'den cevap kaç geldi? 10 geldi. Örnek 10'u 10 bulduk. Geldik örnek 11'e. Evet. Burada A, O, B açısı 90 derece verilmiş. A noktası verilmiş. M eksi 2'ye 4. Yazalım. M eksi 2'ye 4 verilmiş. Sonra B noktası da K artı 1'e eksi 9. K artı 1'e eksi 9 verilmiş arkadaşlar bize. Şimdi şununla da şu birbirine paralel verilmiş. Arkadaşım madem paralel burası 90 değil mi? Eksenler 90 diye kesiyor. O zaman burası da 90'dır. A buradaki apsis de bakın m-2 burada kapsis yapıyor. K artı 1 de burada kapsis yapıyor. m-2 ile k artı 1 birbirine eşit mi oldu arkadaşlar? Evet. Çünkü aynı noktayı gösteriyor bize. Dik olduğundan dolayı. Bu arada buranın ordinatı kaç verilmiş arkadaşlar? Buranın ordinatı 4 verilmiş. Madem burası 4. E, şurası 4 birimse burası da 4 birim oldu. Buranın ordinatı ne verilmiş arkadaşım? Buranın ordinatı da eksi 9 olarak verilmiş. Buranın ordinatı eksi 9 ise bu uzunluk 9 birimdir. Yani burası da 9 oldu. Bakın ne çıktı burada? Dikten dik çizildi. Yani üçgen muhabbeti analitik düzlemde de karşımıza çıkabiliyor. O yüzden dikkat edin. Dikten dik çizilmiş öklit. Yani h kare eşittir p çarpı k. P dediğimiz 4, k dediğimiz 9. h kare eşittir 36 oldu. H'ı da böylelikle 6 bulduk. H 6. Ama bu 6 ya. Bu 6 birim solda. Buradaki nokta nedir? Eksi 6'dır. M eksi 2 eksi 6'ya eşitmiş. M eksi 2 eşittir. Eksi 6'ya eşitse. M buradan eksi 4 geldi. Aynı zamanda buranın apsi de 90 derece olduğundan dolayı burası da apsi de eksi 6. Yani K artı 1 eşittir. Eksi 6. K'yı da böylelikle eksi 7 olarak bulduk. Bizden M çarpı K isteniyor. M'yi eksi 4 bulduk. K'yı da eksi 7 bulduk. Çarptığın zaman da eksi ile eksinin artı olduğundan cevabı artı 28 olarak bulduk. Evet cevap artı 28 oldu örnek 21'de. Örnek 11'de pardon. Geldik örnek 12'ye. Ayşe geometri dersindeki bir etkinlikte y ekseni üzerindeki bir noktayı işaretliyor. Evet analitik düzlemi çizelim. Normalde böyle basit bir şekilde çizeceğiz ama böyle özel yerler verildiği zaman x ekseni üzeri y ekseni üzeri gibi bir şeyler verildiği zaman hemen böyle analitik düzlem üzerinde göster. Evet Ayşe geometri dersindeki bir etkinlikte y eksen üzerinde bir nokta işaretliyor. Bu noktanın apsisini 2 arttırıp ordinatını da 3 azaltıyor. Hmm. Apsisini 2 arttırdığın zaman hop şöyle 2 birim sağa gidecek. Ordinatını da 3 azalttığın zaman hop 3 birim aşağıya gidecek değil mi? İkinci bir nokta. Evet ikinci bir nokta burası. İkinci noktayı da aynı işlemi uygul uyguladığında x eksenin üzerine geliyor. 2 birim sağa 3 birim sağa, sola gittiğimizde buraya geliyormuş. 2 sağa 3 birim aşağı gittiğimizde buraya geliyor. Aa hocam bu sağa gitti aşağı indi. Buradaki açılarda 90 derece değil midir? Evet. Şurada ne çıktı arkadaşlar? Şöyle şey yapacak olursanız. Dikdörtgenden dolayı burası da 2. 2 2 4 burası 4 oldu. Yani buradaki noktayı bulmuş olduk arkadaşlar. Burası 4'e 0 noktası yaptı. Ayşe 3. noktayı da aynı işlemi uygulayarak elde edeceği 4. E noktanın koordinatları çarpımı. Evet kaç birim? 2 birim sağa 3 birim aşağı gideceğim. 4'ten 2 birim sağda ne var arkadaşlar? 6 noktası var. 6'ya 3 birim aşağıda da ne var? 3 birim aşağısına da baktığınız zaman burası eksi 3 noktası olmaz mı? Eksi 3 noktası yapar. İşte bizden 6 ile eksi 3'ün çarpımı isteniyor. Çünkü 4. nokta bakın. Birinci nokta bu. ikinci nokta bu. Üçüncü nokta bu. Dördüncü noktada burası oldu. Bu dördüncü noktanın koordinatları çarpımı isteniliyor bizden. Cevapta böylelikle eksi 18 çıktı mı? Çıktı. Evet gençler örnek 12'yi de böylelikle eksi 18 bulduk. Ve ilk videoyu bitirdik. O zaman ne diyoruz gençler? Analitik düzlemi hallettik. Şimdi analitik düzlemde bununla alakalı sorularda bakın daha şunlarla alakalı sorularda karşımıza böyle üçgensel özellikleri böyle alfabeteyi kullandırıcı sorular falan da gelebilirdi. Ki burada da var ilerisinde de vardır arkadaşlar büyük ihtimalle. Bakıyorum şöyle konu anlatımında. Tabi var var sonrasında var şurada falan var arkadaşlar şurada burada. Üçgen bilgilerini falan kullandıracağımız şeyler de karşımıza gelecek. Yani analitik düzlemde üçgen de bizim için gerçekten ama gerçekten çok önemli. O yüzden üçgen bilgisi de şart. Üçgen bilgisini kullandığımız sorular oldu. Bundan sonra da yine olacak. Yani analitik sadece formülü bileyim. Formülü bilerek analitiği yapayım mantığında düşünürseniz olmaz. Geçmiş konuları da burada kullanacağız. Evet gençler böylelikle ilk videomuzu bitirdik 21. haftada. O zaman ne diyoruz? 21. haftanın ikinci videosunda bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.